Türkiye epeyce uzunca bir süredir böyle bir otoriterleşme yönünde ilerliyordu. İşte 2016'daki darbeden sonra da bunun şiddeti arttı. Dolayısıyla böyle bir demokratik olmayan bir siyasi atmosferde bir demokratik seçime gidiyor. Belki böyle özetlemek doğru olur. Ya da en azından işte demokratik bir takım unsurların aksadığı, özelliklerin aksadığı bir atmosferde bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidiyor. Bir takım demokratik engeller, aksamalar, yollarda tıkanıklıklar var. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Yani Türkiye'nin her alandaki birçok sorununa yeteri kadar çözüm önerisinde bulunamayan bir akademi var maalesef. Yani işin kötü taraflarından bir tanesi bu. Yani işte Türkiye'nin demokratik bir işte toplum olması yönünde nasıl bir takım aksamalar varsa, akademinin de demokratik olması yönünde, bunun önünde bir sürü engeller var. Akademinin üniversiteler, yüksek öğretim kurumu bir bütün olarak yüksek öğretim, demokratik karar mekanizmalarına sahip olan kurumlar olarak çalışmıyorlar Türkiye gibi. Dolayısıyla ülkenin genel demokratikleşme ya da demokrasinin önündeki bir sürü engel meselesi akademinin içinde de var. Yani bunun en temel göstergelerinden bir tanesi ülkenin değişik biçimlerdeki, değişik alanlardaki sorunlarına ilişkin akademisyenler yeteri kadar bağımsız, özerk ve gür sesler çıkaramıyorlar. En temel gösterge bu. Dolayısıyla yani memleketteki demokrasi meselesinin benzerinin akademide de yaşandığını düşünecek olursak, akademinin de demokratikleşmeye, orada da söz haklarının daha rahat kullanıldığı ortamlara, daha katılımcı karar mekanizmalarına, daha gür çıkan muhalif seslere ya da işte ülkenin sorunlarını daha gür ifade eden eleştirel seslere akademide de ihtiyaç var. İzmir Dayanışma Akademisi ağırlıklı olarak üniversitelerden uzaklaştırılmış hocalardan, hocaların kurduğu, başka arkadaşlarımız da var. Halen üniversitelerde çalışan üyelerimiz de var elbette ama bir şekilde üniversitelerden uzaklaştırılmış insanlarız. Yani Türkiye'deki bir probleme yüksek sesle birlikte, güçlü bir sesle itiraz ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşlarına uyguladığı şiddeti aşırı ve orantısız bulduğumuzu ifade ettiğimiz için üniversiteden uzaklaştırılmış insanlarız. Dolayısıyla bu akademi bu seçime giderken istediği en önemli şeylerden bir tanesi bu olabilir. Yani temel hak ve özgürlükler konusunda aksayan neredeyse bütün alanlarda bu aksamaların bir an önce giderilebileceği politikaları ancak destekleyebiliriz doğal olarak. Yani bunların en başında hani yaşam hakkından başlayarak belki ifade özgürlüğü, ifade hakkı, hürriyeti, işte depremle birlikte görüldüğü gibi diğer bütün yaşamsal haklar, birinci, ikinci kuşak bütün haklarda olduğu gibi bunların aksamadığı bir Türkiye'yi kurmayı vaat eden siyasetçilere daha çok sempati gösteriyoruz. Dolayısıyla bu seçimler bir şekilde bizim nasıl diyelim, ülkede aksayan temel hak ve özgürlükler açısından aksayan hemen hemen her şeye cevap verebilecek siyasetçilere sempatiyle baktığımız ve onların başarmasını umacağımız belki bir seçim olabilir. Öyle olursa mutlu oluruz. Depremde yaşadığımız bu kadar büyük can kaybı, bu kadar büyük yıkım, işte yanlış yerlere barınma şeylerinin yapılması, kentleşmenin yanlış yerler, bir sürü mesele, sonrasındaki organizasyon problemleri, sonrasında ortaya çıkan bir takım işte çadır satmalar, yardım problemleri, kamunun iyi örgütlenememesi gibi, orada depremle birlikte ortaya çıkan ve konuştuğumuz her şeyi aslına bakarsanız eleştirel bilimciler, kamudan, kamu yararına düşünmeyi alışkanlık haline getirmiş eleştirel bilimciler, sadece akademi değil ama mesela bazı meslek odaları da, işte bazı barolarda, meslek örgütleri de, sendikalarda, emek örgütleri de, bunların birçoğunu zaten dile getirdiler. Dolayısıyla bu anlamıyla deprem bize şunu gösterdi, ortaya çıkan bütün problemleri
hem eleştirel bilimciler hem de başka meslek örgütleri zaten böyle olacağını konuşa geliyorlardı en azından 99 depremlerinden beri. Dolayısıyla bu biraz hani bu deprem bize şunu gösterdi. Bir takım işte sermaye birikimini o biçimde yönlendiren bir takım rant odakları bu gerçekte konuşulan şeyleri siyasetle birlikte örtmeyi iyi başardılar. Bunları susturmayı iyi başardılar. Bunu gösteriyor. Bütün bu her şey konuşuldu, her şey yazıldı, çizildi. Deprem gibi doğal afetlerde neler olabileceği, nelerin aksayabileceği, neleri nasıl yapmamız gerektiğine ilişkin her şey o kadar çok konuşulup çizildi ki son 20-25 yılda. Bunların hepsi yazılıp konuşulup çizilmişken, raporlanmışken bütün bu şeyin siyaset ve rant birlikteliğinin bütün bu yazılıp çizilenlerin üstüne bu kadar büyük bir yıkıma yol açması işte nasıl diyeyim yani bu biraz acıtıyor. Evet yani sadece bir siyasi iktidarın değişmesi yetmez bu arada. Yani elbette değişmesi gereken bir siyasi iktidar var. Tabii bu benim kendi kişisel fikrim ama sadece bir siyasi iktidarın değişmesi yetmez ama bir siyaset yapma tarzının, siyaset dilinin, siyasi alışkanlıkların, siyasi biçimlerin, bütün bunların hepsinin değişmesi gerekiyor. Yani biraz bir taraftan da böyle de bakmak gerekiyor. Hani tek bir hükümeti değiştirmek yetmiyor ama bütün siyaset düzeneğinin tamamının değişime ihtiyaç duyduğunu belki söyleyebiliriz. En azından ben böyle değerlendiriyorum. Siyaset yapma alışkanlıklarımızın, yani siyasetin ne olduğu ve yurttaşın siyasete katılım biçimlerinin de değişeceği bir perspektifi belki işaret etmek gerekiyor. Tabii yani hani bu otoriterleşen bir siyasi iktidar var dediğimiz şey yıllar itibarında bu oldu. Yani demokratik gösteri, toplantı ve gösteri haklarımızı yıllar içinde o kadar büyük oranda ihlal eden bir demokratik siyasi iktidar oldu ki bunları tekrar kazanmak arzusuyla bu sefer yanıp tutuşuyoruz. Yani en ufak bir protesto, barışçıl demokratik protesto haklarımızı ihlal eden bir iktidara karşı siz istemiyoruz diyoruz. Bu en ilk değiştirmemiz gereken şeylerden bir tanesi herhalde yurttaşın demokratik siyasete katılım haklarını kullanması, protesto hakkını kullanması, sonra yurttaşın temsilindeki değişik problemleri belki çözecek girişimlerde bulunabiliriz. Yani bir tür Türkiye'nin demokratikleşmesi için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum 14 Mayıs seçimlerinin. Yani yapılacak çok iş ortaya çıkacak. Yani seçimin kaybedeni umuyorum yani mevcut iktidar olacak elbette ama seçimin kazananının önünde bir sürü iş olacak. Dolayısıyla ben umutluyum tekrar bir demokratik yurttaşlık görevi üstleneceğimiz bir ülkeye doğru gideceğimizi düşünüyorum nedense. Yani yurttaşın günlük hayatını kolaylaştıracak bir sürü şeyi tekrar düzenlemek gereken bir tasarım olmalı, bir demokratik karar mekanizmaları olmalı, bir parlamentonun bu yönde çok çalışması gerekecek. Her şey aksıyor. Yani işte basına verdiğimiz demeçlerin takip edilmesini istemiyoruz. Bunlar hakkında işte bir takım sosyal medya hesaplarının takip edilmesini istemiyoruz gibi buna benzer o kadar çok alanda örnek verebilirim ki. Yani demokratik bir ortamda mücadele etmek istiyoruz. En basitinden seçim bunu sağlarsa orada konuşmaya başlayabiliriz. Rahatlıkla meseleler üzerinde yurttaşlar olarak müzakere etmeye başlayabiliriz. Belki seçim sadece bunu sağlayacak. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Seçimden sonra başlayacağımız dediğim şey meseleler hakkında gerçekten konuşmaya, tespit etmeye ve çözmeye başlamak. Bundan bahsediyorum özetle. Seçim tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yani her zaman yurttaşlar olarak talep ettiğimiz şeylerin kazanılması için mücadele etmeyi bilen yurttaşlar olarak seçimleri hani
bunun için bir fırsat olarak görüyoruz. Ufak bir şey değiştirebileceğini düşünüyoruz. O yüzden hem seçimler için hem seçim sonrası için çalışmaya devam etmeliyiz. Mücadele etmeye devam etmeliyiz. Nasıl bir ülke istiyorsak sadece bu ülkenin halkları için değil ama bütün dünyadaki diğer halklar için de nasıl bir dünya istiyorsak bunun için mücadele etmeye devam etmeliyiz.